Birinin arabası ve bisikleti evinin önünden çalınınca güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın bir kağıt toplayıcısı olduğunu görünce de dedektif gibi iz sürdü. Bakın sonuç ne oldu? Dertleri kağıt karton toplamak değil mi efendim? Değil, kesinlikle para edecek ne varsa çalıp çırpıp bunları satmak. Şu anda Eyüp bölgesinde bir hırsızlık şebekesinin deposundayız. Evinin bahçesinden bebek arabasıyla bisikleti çalındı. O da dedektif gibi iz sürüp polisten önce hırsızı yakaladı. Alibeyköy polis karakolunda var 5-10 tane polis. Adamlar hangi birine baksınlar? Olay dün Eyüp'teki bu lüks sitede yaşandı. Harun Şahin güvenlik kameralarına baktığında bir kez daha şok oldu. Çünkü hırsız bir kağıt toplayıcısıydı. Kağıt toplayıcı dikkat çekmemek için çöpleri de kontrol etti ama asıl amacı şuydu, çalabileceği bir şeyler arıyordu. İşte bu evin bahçesinde de bir bebek arabasıyla bisiklet gördü. Etrafı kolaçan ettikten sonra ikisini de alıp gitti. Malzemeleri arabasına koyuyor, elini kolunu sallayarak buradan güvenliğin önünden çıkıyor gidiyor. Harun Bey polise gidip şikayetçi oldu ama bir dedektif gibi iz sürüp o kağıt toplayıcısını polisten önce kendi buldu. Çalıştığı hurdacıya gitti, cep telefonuyla kayda girdi. Şu anda Eyüp bölgesinde bir hırsızlık şebekesinin deposundayız. Buradaki bu işletmeler de bunları satın alıyor, bir nevi bunlara teşvik veriyor. Bu benim çalınan malım çıkacak dedim ondan sonra. Ya benim malım çıkacak ya da bunun bedeli karşılanacak dedim. Hurdacıyı buldu, parasını geri aldı ama şikayetinden de vazgeçmedi. Malzemeleri çalıyorlar,